Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda 12 volt 10 amperlik led trafosu bir güç kaynağımız var. Arızalı bir güç kaynağı. Güç kaynağımızı incelediğimiz zaman görmüş olduğunuz etiketin yırtık olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani buradaki güç kaynağı daha önceden açılmadığını anlayabiliyoruz. Daha önceden işlem görmemesi bizim için güzel bir haber arkadaşlar. Ve buradaki arıza tespitini gördükten sonra tamir videosunu yapacağız. 12 voltluk led trafosunun arıza tespitini yapabilmek için görmüş olduğunuz arıza tespit seri lambasını kullanıyorum. 220 volt enerjimizi verdik. Çıkışındaki 12 voltu görebilmek için hemen proplarını da güç kaynağımızın çıkışına bağladım. Ölçü aletimizi 200 DC voltaj kademesine aldım. Bu noktadan sonra da lambamızın durumunu gözlemleyebiliriz. Lambamız yandı, söndü arkadaşlar. Çıkış voltajına baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu an için enerjimiz var. Seri lambamızda enerjimiz var. Lambamız yandı, söndü. Ve şu an için istenilen çıkış voltajımız yok arkadaşlar. 20 volt alıyorum. Şu an için istenilen çıkış voltajımız yok. Güç kaynağımızı açıp kontrol işlemlerimize başlayabiliriz. Güç kaynağımızın kasasını açtık. Öncelikle giriş hattında ve çıkış hattında kısa devre olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir kısa devremiz yok arkadaşlar. Hemen girişinde bir sigortamız var. Evet, sigortamız şu an için iletimde, yani çalışıyor. Bip sesi biraz zayıf arkadaşlar ama şu an için sigortamız çalışıyor. Burada NTC'miz var. NTC'miz çalışıyor ve bu noktada da zaten iletimde olduğunu görebiliyoruz. Bu noktadan herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz girişte. Hemen bizim bu noktada MOSFET'imiz, PWM entegremiz, optokuplörümüz ve çıkışta da Schottky diyotumuz var arkadaşlar. İlk anda arıza tespitini yaptığımızda çıkış voltajının olmadığını gördük. Güç kaynağımın bu noktasında gördüğünüz gibi bir adet MOSFET'imiz var. Soğutucu üzerinde bağlı. İlk ayağı gate, ortadaki drain, üçüncü ayağı da source arkadaşlar. Orta drain ayağına siyah probumu değdiriyorum. Source ayağına da kırmızı probumu değdirdim ve 500'lü bir değer gördüm arkadaşlar. Çalıştığını görebiliyorum. Gate ve source arasında 600'lü bir değer gördüm. Gate ve drain arasında da herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki MOSFET'imiz çalışıyor. Ben hızlıca arıza tespiti yaparken hemen girişteki NTC ve sigortayı kontrol ediyorum. Eğer buradaki MOSFET yanmış ya da kısa devreye düşmüşse hemen geriye dönüyorum. Buradaki köprü, diyot ve diğer malzemeleri kontrol etmeye başlıyorum. Şu an için MOSFET'imizin sağlam olduğunu görüyoruz. Girişte NTC ve sigortamız sağlam. Yani bu noktada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. MOSFET'ten sonra burada görmüş olduğunuz PWM entegresinin kontrolünü yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi güç kaynaklarında sıklıkla kullanılan entegrelerimiz UC3842 entegresi. Bunun datasheet'ine baktığımız zaman 5. ayağının GND olduğunu görebiliyoruz. Buradaki çentikten 1. ayak bu noktada ve 5. ayak bu noktaya geliyor. Ölçü aletimizi diyot kademesine aldım. Bildiğiniz gibi pratik olarak entegre ölçüm tekniğimi her zaman gösteriyorum. GND ayağına hemen hızlıca bu noktaya kırmızı probumu değdiriyorum. 1. ayaktan başlayarak istenilen diyot değerlerini görmem gerekiyor arkadaşlar. Şu an için 700'lü ve 600'lü rakamlarını görebiliyorum. Evet, istenilen tüm ayaklarda 500, 600 ve 700'lü değerleri gördüm arkadaşlar. Geçen videoda da söylediğim gibi ölçü aletimin son karakteri tam olarak çıkmıyor. Buraya takılmayın arkadaşlar. Buradaki PWM entegrem çalışıyor. Hemen şu noktada benim diyotum var. Hemen diyotumu da diyot kademesinde ölçmek istiyorum. Çizgili noktaya siyah probumu değdirdim ve 500'lü bir rakam gördüm. Buradaki diyot da çalışıyor. Ve bu noktadan dikkat ettiğimiz zaman giriş katından başlayarak kondansatörler, MOSFET, PWM entegresini ve buradaki diyotu kontrol ettim. Yani bu giriş katında herhangi bir sıkıntı olduğunu şu an için düşünmüyorum arkadaşlar.
Hemen bu noktada bir optokuplörümüz var. Bildiğiniz gibi optokuplör buradaki primer katı ile sekonder katını izole etmek için kullanılıyor. Aynı anda da büyük voltajlarla küçük voltajları ayırmak için de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu noktada 12 volt, bu noktada da yüksek 310 volt gibi DC voltajlarımız var. Bu nedenle izolasyon amaçlı kullanılıyor ve aynı zamanda da çıkıştaki 12 voltu buradaki PWM entegresine feedback yapıyor. Yani buradaki bizim kontrol entegremizin bir ayağı feedback ayağı. Buradaki çıkış voltajını PWM entegresi kontrol edebilmek için buradaki optokuplörü kullanıyor arkadaşlar. Buradaki optokuplör de arızalıysa aynı zamanda çıkış voltajı elde edemeyebiliriz. Hemen onun da ölçümünü yapalım. Her zaman çıkışa bakan ve üzerinde nokta olan kısım bizim LED ayağıdır arkadaşlar. Buradaki LED ayağını kontrol ettiğimiz zaman tek yönde istenilen 1084 gibi bir rakam görüyorum. Diğer yönde bir rakam göstermemesi gerekiyor. LED ayağımız çalışıyor. Hemen yüksek primer katına gelen ayağımız fototransistör ayağı arkadaşlar. Bu noktada da herhangi bir değer görmememiz gerekiyor. Bu noktada da bir değer yok. Optokuplörümüz çalışıyor. Hemen dibinde bir zener diyotumuz var. Zener diyotumuzun siyah noktasına siyah probumuzu değdiriyoruz. 850'li bir rakam gördük. Şu an zener diyotumuz çalışıyor. Ve bu noktada şu an için giriş katından başlayarak bu noktaya kadar herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Optokuplör de çalışıyor. Geldik Schottky diyot ve çıkış katına arkadaşlar. Hemen Schottky diyotu kontrol edelim. Bildiğiniz gibi Schottky diyotları kontrol edebilmek için orta ayağı bizim katot ayağıdır arkadaşlar. Katot ayağına siyah probumu değdiriyorum. İlk ayağını değdirdiğimde bir diyot değeri görmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi 140'lı bir rakam gördüm. Schottky diyotlar daha çabuk iletime geçtiği için burada bu değer normal arkadaşlar. Yine diğer ayağını kontrol edebilmek için Schottky diyotta 2 diyot vardır. Orta ayağına yine siyah probumu son ayağına değdirdim. Yine istenilen 140'lı rakamı gördüm arkadaşlar. Ve buradaki Schottky diyotum da çalışıyor. Kondansatörlerin durumunu gözlemlediğim zaman kondansatörlerde herhangi bir şişme ve deformasyon göremiyorum arkadaşlar. Şu noktada bir çıkış direncimiz, şu noktada iki direncimiz ve şu noktada da bizim TL431 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü buradaki TL431 ve bu noktadaki referans dirençlerimizle beraber çıkıştaki 12 voltu optokuplör üzerinden geriye feedback yapıyor arkadaşlar. Yani buradaki TL431'in de arızalı olma ihtimali var. Hemen onu da kontrolünü yapabiliriz. Kısa devre modundayken TL431'in ayaklarına değdiriyorum. Herhangi bir kısa devre görmemem gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TL431'in ayağında herhangi bir kısa devre görmedim. Buradaki TL431'in çalıştığını anlayabiliyorum. Bizim dikkat ederseniz ilk anda enerji verdiğimizde çıkıştaki LED'imiz de yanmıyordu arkadaşlar. Ve buradaki sıkıntı genelde giriş katıyla alakalı oluyor. Hemen şu 3 direnci de kontrol etmek istiyorum. Direnç kademesine aldım. İlk direncimizi ölçtüğümüz zaman 140 ohm gibi bir değer görüyorum. Renklerinden anladığım gibi normal değerdi arkadaşlar. Bu noktaya baktığımız zaman 2 adet direnç görüyoruz ve bu dirençler birbirine paralel arkadaşlar. Üzerindeki renklere baktığımız zaman kırmızı, kırmızı, siyah. Yani bunların 22 ohm olduğunu anlayabiliyoruz. 2 tane direnç paralelse bunlar yaklaşık 11 ohm gibi bir değer göstermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 11.4 yani 11 ohm gibi bir değer gösteriyor. Evet 11 ohm. Tüm bu değerleri kontrol ettiğimiz zaman çıkış LED'imiz yanmıyor. Girişteki tüm malzemeleri kontrol ettik. Schottky diyotumuz sağlam, dirençlerimiz sağlam. Gözümüze şu an için yanan, kararan herhangi bir bozuk eleman göremedik arkadaşlar. Tüm devre elemanlarını kontrol ettik. Bu noktada da tecrübeme güvenerek hemen bu noktada görmüş olduğunuz bizim frekans kondansatörünü değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceden çok fazla video yapmıştım. Buradaki frekans kondansatörünüz değer kaybettiği zaman çıkışta dalgalanma, voltaj dalgalanması olabilir. Ya da hiç çalışmadığı zaman da çıkışta voltaj elde edemezsiniz arkadaşlar. Buradaki güç kaynağınız çalışsa dahi buradaki frekans kondansatörü istenilen frekansı sağlayamadığı için buradaki SNPS trafosu istenilen çıkış voltajlarını üretemez. Ve çıkış voltajlarını üretemediği için de buradaki Schottky diyot çalışmaz.
İstenilen voltaj üretilmediği için de çıkışta herhangi bir voltaj gözükmez ve ledimiz yanmaz arkadaşlar. Tüm güç kaynağının kontrolünü yaptım. Bozuk elemanın olmadığını gördüm. Buradaki frekans kondansatörümüzü değişip tekrar kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Güç kaynağımızı yakından incelediğimiz zaman 47 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör olduğunu görebiliyoruz. Hemen yanında da UC3842 PWM entegresi var. Buradaki kondansatörümüzün değişim işlemini yapabiliriz. Elimde görmüş olduğunuz 47 mikrofarad 50 voltluk kondansatörümüzü söktük. Hemen değişim işlemini yapabiliriz. Enerjimizi verelim. Gördüğünüz gibi frekans kondansatörümüzün değişimini yaptık ve şu an için çıkışta yaklaşık 12 voltu gördük arkadaşlar. Hemen çıkış LED'imiz de sabit olarak yanıyor. Ve istenilen çıkış 12 volt şu an için sağlandı. Buradaki çıkış potansiyometre ile de çıkış ayarını istediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videoda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.